Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survivor serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Normalde bu bölümde arkadaşım da olacaktı. Söz vermişti ama gelmedi artık. Yani bir iki gün oynadı sonra gitti. Evimi genişleteceğimi düşünüyordum. Yani normalde ev yapmaya daha yeni başlamıştım. Ev bitti. Çok güzel olmadı. Ama olsun, idare ediyor. Buraya arkadaşım yapmış. Şu kenarlarını ben yaptım sadece. Şu ben göstereyim evi. Ve böyle biraz fazla uzun oldu. Normalde bakın. Şöyle şu kısmı fazla. Şunun üst kısmı şuralar yani biraz fazla. Şöyle işaretlediğim yer. Ama şimdilik böyle kalsın diyorum. Bilmiyorum eller miyim. Sanmıyorum. Videoyu bir ay önce çekmiştim. Bir önceki videoyu. Yani 17 Temmuz'da mı ne? Sanırım. Şu an 13 Ağustos. Diğer videoyu da 2 gün önce attım herhalde. O videoyu attıktan sonra oynamaya pardon, o videoyu editledim. O gün oynamaya başladım. Edit biter etmez. Sonra bunlar oldu. İşte buraya ufak bir bodrum kat yaptım. İşte dediğim gibi evi büyütmeyi düşünüyordum. Şuradan itibaren sanırım fazlalığı evin. Normalde şu kadar. Hatta üst kattan göstereyim. Ev şu an boş, zaten bir şey yok. Şurası normalde sınır olacak diye evin. Ev küçük olacaktı öyle. Böyle daha ideal oldu ama biraz fazla uzun olduğunda kimle de saklı. Yani de bilmiyorum, kullanır mıyız kullanmaz mıyız. Belki sandık depolaması için falan kullanabiliriz. Şurada ufak bir teras var. Manzarası falan güzel bayağı. Deniz manzarası, doğa manzarası. Hepsi var. Alt kata inelim, hemen alta gidelim. Bahçeden göstereceğim. Şöyle. Burayı da böyle yaptım. Dünyam çıkışlarımdaki gibi. Oldu biraz. Şurada ufak bir tarım alanı. Portalı da yukarıdan az önce buraya taşıdım. Bu bahçe de böyle bu şekilde. Şurada balık farmımız var. Balık farmından burada bayağı aşağı çıktı. Hatta şöyle göstereyim. Şu an tüm servetim bunlar. Bunların büyülerinin hepsi balık farmından zaten. Gördüğünüz gibi böyle gidiyor. İsterseniz nasıl yapıldığını anlatırım, gösteririm. Burada bayağı bir büyü var. Bayağı güzel eşyalar var yani. Ayarlar falan, sandık dolusu. 2-3 gün falan öyle AFK kaldım. Çok da AFK kalmadım. Bir de zaten video dışı bayağı bir geliştim. Daha yeni bir farm yapmayı düşünüyordum. Altıma XP farm. İsterseniz onu da videosunu çekerim. Hop ne yapıyorsun? Nasıl bu kadar geliştin falan demeyin diye. Videoyu hemen çekeyim, öyle yapayım dedim. Burası da arkadaşımın evi işte. Yolda yeni yaptım. Ama arkadaşım gelmiyor artık. Şöyle göstereyim onu da. Şuradan yukarı falan çıkıyor işte. Her neyse. Balık farmının üst katını da göstereyim. Evet. 10 Ağustos'ta başlamışız. 12 Ağustos'ta bitirmişiz. Burası da böyle. Onun dışında köylü getirmiştim herhalde az önce. Köpeklerini de göstereceğim birazdan. Onu da birkaç saat önce sanırım şey oldu. Getirmiştim. Burada köylülerimiz var. Gördüğünüz gibi adı kesinlikle, yani çok değerli insanlardır kesinlikle. Kendileri. bir şey diyeceğim. Şeker kamışları hiç orta olmuyor. Ya çok fazla oluyor ya da çok az oluyor. Benim ilk başta çok az vardı. Sonra iki tane ektim, bir anda çok fazla oldu. Ben anlamadım ne olduğunu yani. Hiç ortası olmuyor bunların neyse. Burası da böyle işte. Burası da benim odam olacak inşallah. Burada düştü var. Burada karısı var. Burada da çocukları var. Ha, çocukları da bir saniye dur. Hangisi karısı hangisi çocuğu bilmiyorum bu arada. Onlara resim koymadım. İlk köpeğim isim olsun yeter. Evet. Epeksi dokunuş çıksa şu camları, evin ortasına cam koymuşum. Onları da kıracağım da. Epeksi dokunuşum yok maalesef. Evet şimdi. Burayı böyle kazmışım bayağı bir.
Neden kazdım diye soracak olursanız buraya meydan yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burası bir tane şelale buraya. Etrafı da süslemeyi düşünüyorum. Öyle buraya da işte bildiğiniz gibi o yuvarlak ölüm çukuru dediğimiz madeni yaptım. Zaten bir önceki videodan hatırlarsınız burayı da. Burada ilk taşlarımı burada kazmıştım. Burada balık farmının bir çıkıntısı var. Burası da bu şekilde. Evet, yani bence yine güzel bir dünya olacak ama biraz yalnızlık çekiyorum açıkçası. Bir yer arkadaşım geldi birkaç gün, böyle bir güzeldi o günler de. Bilmiyorum, o da böyle büyük bir heyecanla geldi. Sonra gitti, ben de anlamadım. Java'da oynayalım dedi. Java'da oynuyoruz şu anda. İşte ne eşyalarım var derseniz bunlar var işte şu anda. Şunlarda bir tane huş orman bulmuştum, oradan aldım. Bildiğiniz gibi biraz huş bayağı bir şey yapıp kullanıyorum ben yapılarımda. Burayı göstermedim sanırım, burayı. Neymiş? İşte buraya bütün eşyalarımı attım. Şu kılıca basmak için büyüler bekliyor burada birkaç tane. XP olmadığı için işte XP bir farm yapacaktım. İşte dedim bir anda aşırı aşırı gelişme olmasın, en azından bir yerden çekerim. XP farmı için bu obsidyenler falan da işte. Bu şekilde. Bodrum'da kazdım bunları da. Burada ne varmış? Burada çok bir şey yok. Elmas var, 26 tane. Biraz demir, bir 5-6 stack var. Yani onun dışında öyle aşırı aşırı gelişmiş bir dünya değil burası da tabii. Ama belki öyle olur ileride. Buraları dolduracağım işte. Belki buraya, aslında buraya güzel bir yatak odası yapılır ha. Şöyle şuradan bir tane duvar çekeceksin. Şuraya kapatacaksın, bir tane kapı koyacaksın şuraya. Güzel olur baya. Ne yapmayı düşünüyorum şu anda. Güzel olur. Evet. Şurada da işte manzara falan izlerim. Camla bir türlü işte telefona geçince alışamadım. Biraz yamuk yumuk, noob gibi oynuyor. Bir de o sırada herhalde başka bir şey mi bilmiyorum. Yani bir şekilde bir şeyler oluyordu ama yanlış yere mi dokunuyordu? Kendi kendine bir şeyler oldu, ben onu anlamadım. Yani böyle camlar şey gibi oldu. İpeksi dokunuş alınca onları da kıracağım da. Balık farmdan da bir türlü ipeksi dokunuş gelmiyor. Bir kere tamir geldi Allah'tan. Şeye kazmaya bastım. Şimdi kılıca basacağım. Şu gün güncelleme gelmeseydi şu köylerden bir tanesinin tamir köylüsü, bir tanesinin ipeksi dokunuş köylüsünü yapardık da. Servet köylüsüne gerek yok bunda. Servet çıktı birkaç kere de. Onda bir sıkıntımız olmadı. Burada işte balık tutuyoruz. Burası şey. Tekneler gelince botlar için. Burası bu şekilde. Şu karşıda da bir dakika. Öldürkünle bakalım. Neyse, ben ne yap neyse, en iyisi elimle ellemek, ben çok alışamadım böyle. Evet. Şu tarafta köyler. Şurada şu tarafta köyler var. Köy var. Daha doğrusu köyler diyorum ama. İşte şuralarda bir yerde, bayağı ileride ama şey, kuş ormanı var, pardon, şuradaydı herhalde. Daha bir çankarı fulleyeyim ben. Ya da fullemeyeyim, boş ver. Şuradan şöyle 2 saniye gitsem gözükür aslında. Heh, görüyorsunuz şu anda. Orada kuş ormanı falan var. O şekilde burası da. Çok kötü duruyor sanki ama bir yandan da güzel gibi duruyor. Sanki güzelim, güzel durmuyor aslında ama olsun. Şu an kendimi şey avutmaya çalışıyorum. Güzel duruyor diye ama bilmiyorum yani. Böyle aşırı aşırı mı kötü duruyor yoksa kötü mü duruyor? Orası tartışılabilecek bir konu. Ben de şöyle arkadaşımla zoom yapalım. Evet, bu şekilde burası da. Zaten burayı bildiğiniz gibi ada şeklinde. İşte şurada bir yerde bitiyor. Şöyle şurada bitiyor. Onun ufak bir burun kısmı var. İşte onun dışında buradan böyle gidiyor. Şu şekilde gidiyor. Şöyle. Şöyle gidiyor. Şurada bir ufak bir burnu var. Şurada bir tane lav göleti var. Bayağı ileride, yanına gidebilir miyim bilmiyorum.
Heh, burada. Burası da bu şekilde. Yani ben güzel bir dünya olacağını düşünüyorum. Buraya belki bir köy gibi bir şey yaparım. Bunların üstüne. Burada şey aşırı sağlam. Bir deprem olursa falan bir şey olursa kesinlikle yıkılmaz yani. Şu evin altı kum. Gördüğünüz şu evin altı. Bu evin altı direkt boşluk. Böyle. Hatta inanmıyorsanız göstereyim. Burası da balık farmı için. Aydınlık yapsın diye. Hemen göstereyim. Boş direkt. Altı birkaç blok boşluk var buraya. Belki bir kat daha bodrum yapabilirim bilmiyorum. Ama çok sanmıyorum yani. Eski serilerimiz güzeldi aslında. Yani. Bu da güzel olur mu bilmiyorum. Şunlar biraz kötü oldu bakın. Şurası. İpek su dokunuşumun hepsini düzeleceğini düşünüyorum ama düzelmeyebilir. Çünkü evin dıştan bakınca şeyi bozulabilir bir tık görüntüsü. İşte böyle. Bu belediyeyi takmayın çok. Onu değiştireceğimi düşünüyorum. Şurada mesela şuradaki camın olmadığını düşünün. Şu camın olmadığını düşünün. Yani evin bütünlüğü bozuluyor bir tık. Ya çok da bir bütünlüğü yok ama olsun. Şurada ufak bir büyüme gibi bir şey olsun diye güzel olur diye düşündüm. Bilmiyorum aslında nasıl oldu. Şu üst kısmı hiç koymasaydım bu arada evine de güzel dururdu. Bence. İşte o kısmı biraz batırdı eve. Ya da tek katlı yapsaydım. Tek katlı yapsaydım nasıl dururdu bilmiyorum. Çatı koysaydım üstüne. Biraz fazla uzun oldu. Evet. Videonun da yavaştan sonuna doğru geldik. Burada da işte çitlenmekler. Abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, beğendiyseniz, beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğenmeyebilirsiniz. Bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.